Lider Haber ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Bir Dobra Dobra programıyla karşınızdayız. Yine her hafta olduğu gibi, her çarşamba olduğu gibi Türkiye'nin gündemini, siyaseti, kültür, sanat ve hayata, gündeme dair tüm gelişmeleri konuştuğumuz Dobra Dobra programında yine konuklarımızla sizlerin karşısındayız. Evet, konuklarımızla bu hafta özel bir konuyu konuşacağız. Çünkü Türkiye'nin özellikle son dönemlerde yaşamış olduğu en büyük sorunlardan bir tanesi haline gelen, mecliste milletvekillerinin bile dile getirmeye başladığı, bugün çeşitli gazetelerin de manşetlerini süsleyen sokaklardaki başıboş hayvan sorunu. Evet, özellikle köpeklerin insanlara saldırması ve 2021 yılı içerisinde birçok canımızın o saldırmak yüzünden yanması ki hayatlarını kaybetmesi, evet, bizleri gerçekten derin üzüntüye boğmuştu. İşte bu konuyu masaya yatıracağız ve bu konuyla ilgili de tabii ki adeta sokaklardaki başıboş köpeklerin saldırısına maruz kalan insanların simgesi haline gelmiş olan Mahra Melin Pınar'ın annesi ve babası yayın konuğumuz olacak. Stüdyoda şu anda sizlerin karşısındalar. Önce ben Derya Hanım'la başlamak istiyorum annesiyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Murat Bey, babası, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Mahra Melin Pınar aramızdan ayrıldı. 28 Mart 2021 tarihinde yaklaşık 23 günlük bir yaşam süresi vardı, yaşam mücadelesi vardı. Maalesef kaybettik. Öncelikle bir kez daha başınız sağ olsun diyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Sizler şimdi yeni bir yola çıktınız, yeni bir yolculuğa çıktınız. Başka mahralar ölmesin, başka mahralar zarar görmesin diye bunları konuşacağız ama ben önce isterseniz seyircilerimize WhatsApp ihbar hattı numaralarımızı ve sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım. İzleyicilerimizden gelecek soru, görüş ve önerileri de sizlere aktaralım. Evet, sevgili izleyiciler, sizler de bizlere sosyal medya hesaplarımızdan Lider Gazete Antalya, Lider Bursa ve Lider Haber Facebook hesaplarımız, Lider Haber Twitter ve YouTube hesaplarımızdan soru, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz diyelim ve konuklarımıza bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Evet, sizinle daha önce de yayın yapmıştık. O yayında da üzüntünüzü açıkçası kelimelerle bile ifade edememiştiniz. Nasıl oldunuz, şimdi nasılsınız? Bizim için iyiye giden hiçbir şey yok hayatımızda. Gün geçtikçe katlanarak artan bir acı. Şiddeti de artıyor. Kaybımızın yokluğu da büyüyor. Teselli edecek hiçbir şeyimiz yok. Hani iyiyiz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz demek isterdim. Ama maalesef evlat kaybı zaten kayıpların en büyüğü. Evet, Allah kimseye yaşatmasın, kimseye amin, vermesin. Gerçekten amin. Allah sabır versin, hiç kolay değil. Çok zor. Kelimelerle zaten tarifi yok. Şiddeti de artıyor. Kaybım. Başa çıkmaya çalışıyoruz. Yani kendimize de bir misyon edindik. Yola çıktık. Başka mahralar olmasın diyerek. Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneğimizi kurduk. Başıboş köpeklerin verdiği zararlarla ilgili hem toplum sağlığı hem halk sağlığına verdiği sıkıntılarla ilgili devletimizden 5199 nolu yasayı değiştirip başıboş köpeklerin yaşanılabilir alanlara alınması talebimiz var. Bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz. Evet, o konuyu açacağız biraz sonra, neler yaptığınızı ve yetkililerle kimlerle görüşüyorsunuz, neler bu konuyla ilgili hangi adımlar atıyorsunuz, bunları tek tek görüşeceğiz ama babanın da bu konuda fikirlerini almak istiyorum. Murat Bey, sizler nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Yani kızımı kaybettikten sonra yaptığımız şeyler ancak her gün mezarına gidip geçmiş günlerini anıp başında dua edip bu sorunu çözmek için çıktığımız yolda ondan destek istiyorum. Dualarımızı esirgemiyoruz. Her sabah kalktığımızda yatağını boş görmek, Rabbimin kimseye yaşatacağı bir duygu olmamasını temenni ediyoruz. Bir baba olarak bir evladını kaybetmenin acısını çok derinden yaşıyorum. Ama belli etmemek için çok çaba sarf ediyorum. Evimde iki tane daha çocuğum var. Biri 9 yaşında, biri 2 yaşında. Gözümden düşen her gözyaşımda veya kızımın bir haberini gördüğümde gözümden düşen her damlada oğlum yanıma koşup sarılıyor. Babacığım, halledeceğiz.
üzülme diye. Bunları onunla da yaşatmak büyük bir acı. İşte dediğiniz gibi 28 Mart 2022 tarihinde, bundan 7 ay önce kızımı kaybettiğimde, onu mezara koyduğumda o mezar içine girip koyarken ona bir söz verdim. Başka mahralar olmasın, başka mahralar ölmesin diye 5199'un değişmesi için mücadele edip sokaktaki başıboş köpekler toplanması için derneğimizi kurduk. Bunları toplayıp yaşam alanlarını almak için mücadele ediyoruz, görüşmelerimizi yapıyoruz. Evet, şimdi tabii şöyle iki grup var aslında baktığımız zaman bu sokaktaki başıboş köpeklerle ilgili olarak. Özellikle Mahram Belin Pınar'ın bu olayından sonra, siz de yola çıktıktan sonra sosyal medya hesaplarını veya işte çeşitli internet araçlarını izlediğimizde, incelediğimizde iki grup ortaya çıkıyor. Bir grup diyor ki bu hayvanlara dokunulmasın, onların yaşam hakkı elinden alınmasın. Siz de bu hayvanların yaşam hakkı elinden alınsın diye mücadele etmek için yola çıktınız? Kesinlikle hayır. Yani yaşam alanlarını alalım, orada kaliteli bir yaşam alanında bakılsın. Sokakta hiç kimse tarafından bir saldırıya uğramasın. Vatandaşımız da, çocuklarımız da köpekler tarafından saldırıya uğramasın diye bu yola çıktık. Kimse, zaten derneğimizin ismi Yaşam Hakkı. Canlının yaşam hakkını savunuyoruz. Köpeklerin de yaşam hakkı için, onların da sağlıklı yaşaması için sağlıklı yaşam alanlarının alınmasını talep ediyoruz. Barınaklara değil, 3 metrekare bir kafes içerisine değil, geniş alanlara, devletin vasıfsız, tarım arazisi özelliğini yitirmiş alanlarda tel çitlerle çevirip oralarda bakılsın. Tek derdimiz bu, tek mücadelemiz bu. Bizi çok iftiralar atıyorlar, işte köpekleri öldürürsün istiyorlar. Kesinlikle öyle bir şey var mı gerçekten? İster misiniz? Öyle bir şey olsa ben şimdi size bir video izleteyim. Dün daha kendi mahallemde, kendi sokağımda 7 tane başıboş köpeğin videosunu çektim. Belediye başkanına yollayacağım. Götüreceğim, kendim göstereceğim. Öyle bir şey olsa kendi mahallemde köpek kalmasını istemem. Hepsini alsınlar, öldürsünler, etsinler. Böyle bir şey yok. Yani köpeklerin öldürülmesi, onların yok edilmesi, onların yaşam hakkına karşı bir savaşımız yok. Sadece köpeklerle, yani ağızlarındaki dişlerle silah olarak kullanan bir canlının insanlara, çocuklarımıza zarar vermesini önlemek için mücadele ediyorum. Onlarca başka hiçbir talebimiz, hiçbir mücadelemiz yok. Yani o sosyal medya hesaplarında belirtilen işte bunlar köpek düşmanı gibi tabirler de var. Açık konuşmak gerekirse tabii. Programımızın üstünde doğru doğru açık tabii konuşalım. Tabii ki. Böyle siz köpek düşmanı mısınız? Köpek düşmanı değiliz. Biz köpek düşmanı olsak zaten kızım kaza geçirdiğinde kendi mahallemizdeki köpekleri öldürürdük. Ondan sonra hiçbir şeye de karışmazdık. Kendi etrafımızı izole etmeye çalışırdık. Yani köpeklerden arındırmaya çalışırdık. Ama tabii ki de biz yaşam düşmanı da değiliz, hayvan düşmanı da değiliz, köpek düşmanı hiç değiliz. Hala kendilerini seviyoruz. Öncesinden de evimizde zaten beslemişliğimiz vardı, anlatmıştık daha önceki programda da. Kaç köpek beslemiştiniz? Biz evin içinde iki, bahçede iki. Farklı zamanlarda, hepsi aynı anda değil. Yani son bahçede beslediğimiz iki köpeği bir aralarında 6 ay var. Onların ikisi birlikte yaşadı. Evet. Mahra'dan sonra devam etti mi o sevginiz yoksa nefrete dönüştü mü? Nefrete dönüşmedi asla. Çünkü biz köpek adı üstünde içgüdüleriyle yaşayan hayvanlar. Zaten öyle oldukları için insanlar onları beslemeyi tercih ediyor, evlerini almayı tercih ediyor. Nefretimiz yok. Hayvanların doğası gereği olan bir şeyi elinden almaya çalışma gibi bir durumumuz da yok. Nefret yok ama tabii ki de ben dışarıdaki köpeklere karşı temkinliyim. Önceden her gördüğüm köpeğin kafasını okşardım, yanına giderdim, işte burnunun dibine girerdim ama şimdi uzak duruyorum. Yoldaysa karşı yola geçiyorum. Çocuklarımı ya da daha yanıma yaklaştırıyorum. Çünkü ne yapacağı belli olmadığını maalesef çok acı bir deneyimle öğrenmiş olduk. Evet, hatta yolda gelirken daha yaşadığımız bir olay var. Tam sokakta bir tane köpek geçiyordu, küçük bir köpek. Köpek mi kedi mi diye sordu eşim. Köpek dedim, yavaşladık. Karşıya, yani ezilmesin diye karşıya geçmesine müsaade ettik. Etrafından dolandık, geçtik. Yani köpek, hayvanseverlik çok farklı bir şey. Hayvanların sokakta kalmasını istemek
bir hayvanseverlik olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle böyle bir şeye katılmıyorum. Evet, siz peki özellikle Mahramelinin olayından sonra sokaklarda köpek mutlaka görüyorsunuz, dışarı çıkıyorsunuz. Evet. Ne hissediyorsunuz? Kendi mahallemde bu sorunu yaşadığım için çok üzülüyorum. Çünkü ben bir belediye başkanı olsaydım ve belediye başkanının belediyenin sınırları içerisinde bir köpek saldırısı sebebiyle bir vefat yaşanmış olsaydı, ben o mahallede başıboş köpek dolaşıp o ailenin yanından geçtiği zaman yaşayacakları düşünür. O sokaklarda köpeklerin hala başıboş dolaşmasına izin veren bir başkan olmazdım. Buna üzülüyorum, bunu defalarca dile getiriyorum. Her gördüğümde görmezden geliyorum. O anı yaşıyorum. Arkamı dönüyorum, başka yerden gidiyorum. Ama sokaklarda durmaya devam ediyorlar. Evet, peki ikinizden de şu sorunun cevabını merak ediyorum açıkçası. Mahramelin Pınar'ın başına o talihsiz olay geldikten sonra hiç sokaklarda köpek beslediniz mi veya sevdiniz mi? Ben sevdim. Eşim sevmiş olabilir. Ben sevdim. Ama boynunda tasması vardı. Zannedersem evden kaçmıştı. Şimdi köpek sahibi insanlar da başıboş bırakabiliyor. Evden mi kaçtı yoksa dışarı bıraktığı hayvan dolaşıp dönüyor mu bilmiyorum. Baktım tasmasında numarası var mı? İşte sevdim. Etrafa seslendim, bağırdım. İşte adı Panda'ydı hatta Belek'te. Panda'nın sahibi kim, Panda'nın sahibi kim? Bir iki kişiye sordum. Sonra hayvan gitmek istedi. Zorlamadım, bıraktım. İşte bir iki kişiye sordum, tanıyan yoktu. Mutlaka evine geri dönmüştür diye düşünüyorum. Sevdim. Ama tabii bir kangalla karşı karşıya gelip sevme refleksinde bulunamam. Sahipli köpekleri sevebilirim ama. Yani korkmadan yaklaşabilirim sahibinden izin aldıktan sonra. Evet, şimdi izleyicilerimizden yorumlar gelmeye başlamış. Ben bir taraftan onları da okuyacağım. Sonrasında da o dernek faaliyetlerine geçeceğiz. Tümer Emeksiz diyor ki, tüm Avrupa'nın hiçbir sokağında başıboş köpek göremezsiniz. Sürüler halinde veya sürü psikolojisiyle hareket ettikleri unutulmamalı. Sahipli olarak evet, sahipsiz olanlara yazıktır diyor. Kendisi Belçika'da yaşıyor, zaman zaman Türkiye'ye geliyor. Daha doğrusu Türkiye'ye geliyor, zaman zaman Belçika, Almanya, Fransa o bölgelere gidip gelen bir izleyicimiz. Ki işte Avrupa'da böyle bir sorun yok. Bizde neden böyle bir sorun var ve bu özellikle son dönemlerde niye böyle ortaya çıktı? Şimdi ben bundan 4 sene önce İspanya'ya gittim, Barcelona'ya 4 gün kaldım. Orada da yok. Hiç görmedim, hiç hatırlamıyorum. 2 sene önce Yunanistan'a gittik. Yani Yunanistan bile bizden ne kadar geri olduğunu düşündüğümüz ülkede bile sokakta başıboş köpek görmedim. Ki bunu zaten Avrupa'daki birçok gönüllümüz, üyelerimiz bize bildiriyor, gönderiyor resimler. Kesinlikle sokaklarında Avrupa'nın başıboş köpek yok. Biz her konuda Avrupa'yı örnek alırken bu konuda almıyoruz maalesef. Yani şöyle, şimdi Avrupa ülkeleri neden refah içerisinde? Onlar bazı sorunları, birçok sorunu, köpek sorunu da buna dahil, ekonomi de dahil, sorunu görüyorlar ve ön alıyorlar. Bu sorun nasıl yaşanmaz ya da bu sorun başka sorunlara nasıl neden olmaz? Adamlar oturuyor, çalışıyor, planlamasını, programlamasını yapıyor. Ona göre önüne aldıkları için demek ki bu da bir sorun olarak görülmüş ki sokaklarda hem hayvan refahı çerçevesinde hem de insanların sağlığı ve yaşam hakları çerçevesinde ele alınıp sokaklarda başıboş köpek bırakmamışlar. Evet. Peki sonrasında bir dernek kurdunuz. Mahramelin Pınar'ın vefatından sonra. Bu derneğin ismi, açılımı ve işlevi nedir ve ne olacak? Niçin kurdunuz? Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği. Tüzüğümüzde de sadece ve sadece sokaktaki başıboş köpeklerle mücadele konusu ele alınıyor. Sokakların başıboş köpeklerden korunması amacıyla Güvenli Sokaklar ismini verdik. Yaşam hakkını savunmak da canın yaşam hakkını savunmak, tüm canlıların yaşam hakkını savunmak için kurduk. Köpeğin evet, yaşam de, hakkı, güvenli sokaklar ve yaşam hakkı derken evet, zaten insan hayvan ayrımı yapmıyorsunuz. Kesinlikle yapmıyoruz. Öyle bir şey yok. Zaten tek dileğimiz köpeklerin, sokaktaki sahipsiz köpeklerin toplanıp yaşam alanlarında
kaliteli yaşam alanlarında ilk günden beri devamlı söylediğim şey kaliteli yaşam alanlarında bakılması. Üstlerinin bir kısmı kapatılır. Yağmur yağdığı zaman altına geçmek isteyen köpek geçer. Ve 2670 civarında Hayvan Koruma Derneği de kendi illerindeki bu yaşam alanlarında başıboş köpeklerin beslenme ihtiyaçlarını karşılarlar. Şu anda nasıl sokakta köşe bucak köpek yemi döküyorlar. Dernek 2670 mi dediniz? 2678. Türkiye genelinde. Türkiye 2678 genelinde. Dernek fazla değil mi? Yani bu kadar fazla olması neyin işaretidir? Veya neyin işareti olabilir? İşte sokakta köpeklerin kalması neden istiyorlar acaba? Neden onların yağmur, çamur, pislik, sefalet içerisinde kalmasını neden istediklerini de sorgulamak lazım. Ha sokakta olmuş, ha geniş yaşam alanlarında olmuş. İnsanlarla karşılaşmadan, çocuklara saldırmadan yaşayacakları yerler oluşturup oralarda bakmanın sorunu ne? Yani şimdi başıboş köpekleri gördüğümüz zaman sokakta hepimiz rast geliyoruz. Genelde bakımsız. Çok kötü ve ilgiye muhtaç, evet, sevgiye muhtaç, evet, bakıma muhtaç köpekler bunlar. Şimdi bu kadar derneğin olduğu bir yerde bu kadar başıboş ve sahipsiz köpeğin olması da bir garip çelişki değil mi? Çok büyük garip çelişki. Tabii ki de çok garip. Yani bu kadar çok fazla bunlar için çalışan dernek olacak. Sayılarının hayvanseverler 20 milyon kadar olduğunu söylüyorlar. Baktığınız ama 85 milyon da insansever var. Değil mi? Yani kişi başına bıraktığınız zaman da kişi başına iki tane köpek düşüyor. Yani siz bir kişi iki tane köpeğe hakkıyla layıkıyla sokakta bakamıyor musunuz? Kişi başı iki derken yani 20 milyon tane hayvansever olduklarını söylüyorlar. 10 milyon tane 10 milyon de başıboş köpek var. Yaklaşık olarak rakam. Yaklaşık olarak rakam resmi verilerde bundan değil mi? 6 ay önce, 7 ay önce tarım, öyleydi. Ormanın bildirdiği ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bildirdiği veri 10 milyon civarında. Tabii o dönemden bugüne bir üreme dönemi daha geçirdiler. Maalesef. Evet. Yani sayıları çünkü gün geçtikçe artıyor. Tabii ki de bu da çok büyük bir çelişki. Bu kadar çok dernek var. Bir de bunlar resmi kayıtlı olan dernekler. Bunun dışında... Gayri resmi çalışanlar da var mı? Yani şöyle kayıtlı dernek sayfası neydi? Adı Derbis. Derbis sistemine kayıtlı bu kadar çok dernek var. Bir de Derbis sistemine kayıtlı olmayan oluşumlar var. İşte bir dönüm arazisi var. Oraya toplamış 400 tane köpeği bakıyor. Yardım istiyor sürekli. İşte köpeklerimiz aç, köpeklerimizin aşısı yapılacak, köpeklerimize mama alamıyoruz, kuru ekmekle besliyoruz vesaire. Diyor ki 100 kişiden atıyorum 100 lira lazım. Ama o 100 kişi doluyor mu o sınır? 100 kişiden fazlası mı geliyor? Bunu takip edemiyoruz tabii ki. Yani o zaman bir rant kapısı olarak görenler mi var? Tabii ki. Çok fazla. Peki bir de şunu merak ediyorum ben. Şimdi 2678 hayvan sever derneği diyelim. Elbette ki hayvanları da seveceğiz ki ben de evde bir canlı besleyen insanım. Benim bir kedim var. Tabii ki. Bir kedi besliyorum ben de. Ki daha önce köpek beslemeyi de denedik ama biraz zor olduğu için açıkçası beceremedik o işi. Onu da itiraf etmek lazım. Her baba yiğidin de harcı değil. Biz evde bir tanesine bakamazken insanlar sokaklardaki binlercesine bakmaya çalışıyorlar. Yani bir rant kapısı olarak gördükleri için mi herkes bunu kuruyor diyemeyiz tabii ki. Bunu elbette ki iyi niyetli olarak kullananlar da vardır ama şunu merak ediyorum. İnsanlarla ilgili olan veya çocuklarla ilgili olan dernek sayısı kaç? 128. Evet. O da bir ay fazla değil mi? Çok. Trajikomik. Gerçekten trajikomik. Açlığın, gıdaya erişimin bu kadar zor olduğu dönemlerde çocukların ayaklarına giyecek ayakkabıları yokken, kışın üzerlerine giyecek montları yokken, çatısı akan evlerde yaşam mücadelesi verirken sadece hayvanlar için diyoruz ama özele indiğinizde de genel anlamda köpekler için kurulmuş bu kadar çok dernek varken çocuklar ve insanlar için bu kadar az derneğin olması da ülkemizin maalesef çarpık bir sistemini ya da bir merhamet sapması yaşadığını gösteriyor. Peki insanlarımızın vicdani duyguları sömürülüyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz tabii ki. Kesinlikle. Tabii ki. Şimdi Yurda Gül'de bir yazmış. Sorun aslında sokak hayvanları değil, başıboş köpek sorunludur diyor. Doğru mu?
Kesinlikle doğru. Sokak hayvanlarıyla ilgili mesela sokakta yaşayan kedilerle ilgili kimin ne sorunu olabilir ki? Kedi direkt saldırmıyor, çeteleşmiyor ya da size kaza yaptırmıyor. Ama başıboş köpekler öyle değil. Şimdi dernek faaliyetlerine gelecek olursak, derneği kurdunuz ve faaliyetlere başladınız. Neler yapıyorsunuz dernekte? Şimdi siyasi görüşmeler yapıyoruz. Çok milletvekilleriyle görüşüyoruz. Araştırma komisyon başkanıyla görüşüyoruz. Daha üst düzey görüşmelerimiz oldu. Haftada bir mutlaka bir Ankara ziyaretimiz oluyor. Arıyorlar, çağırıyorlar, görüşme talep ediyorlar. Gidiyoruz, görüşüyoruz. Yani hele ki son 4 ayda, son 4 ayda her hafta mutlaka bir Ankara ziyareti yaptık. Güzel geçiyor, görüşmeler güzel, olumlu. İnşallah yakın zamanda güzel haberler vereceğiz. Şimdi dernek olarak sizin en büyük beklentiniz veya en çok istediğiniz ne? Bunu biraz açabilir miyiz? Ben açıklayayım istiyorsanız. Dernek olarak bir an evvel devletin bu akıl tutulmasına bir son vermesini istiyoruz. Yani devlet demir yumruğunu masaya vuracak ve artık insanlar arasındaki bu kutuplaşmanın ya son verecek. Ve 81 ilde birden eş zamanlı köpekler için doğal yaşam alanları oluşturup, biraz önce eşimin de bahsettiği gibi tarıma elverişli olmayan arazileri derhal çevirip oraya köpeklerin alınıp gerekli, şimdi 51-99 no'lu yasada kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat diye bir madde var. Biz bunların yaşam alanları içerisinde yapılmasını istiyoruz. Çünkü elzem olan, bir an önce olması gereken köpeklerin toplanması. Evet. Dolayısıyla gerekli bakımlarının, aşılarının, kısırlaştırılmalarının o ortamlarda yapılmasını istiyoruz. Toplansın derken ama şunu, yani biz de hepimiz, hı hı, ki elbette siz de bizim kadar mutlaka hayvan seversinizdir. Tabii ki. O hayvanların kılına zarar gelmesini hiçbirimiz istemeyiz. Kesinlikle. Tabii ki. Kesinlikle. Şimdi. Bu arada bugün gazeteleri okudunuz mu bilmiyorum ama sevgili Tarık, ekranlara verebilir miyiz kardeşim? Bugünkü gazetelerde bakın manşetlere taşınan bir haber var. Ve işte doğal barınak projesi. Ormanlık, evet, alanlarda, ki İstanbul bunun projenin ilk ayağı olacak. İlk ayak orada yapıldıktan sonra bu proje 81 ile yayılacak. Yani şehir merkezlerine yakın ormanlık alanlarda bunlar için bir doğal yaşam alanı oluşturacak. Aslında sizin derneğin tam projesine uygun değil mi? Tam projesine uygun. Yani 7 ay önce ilk derneğimizi kurduğumuzda kuruluş amacını açıkladığımız her şeyi 7 ay sonra bakanlıktan duyduk. Yalnız şunda böyle bir sıkıntım var benim. Pilot bölge ilan edilmiş. Doğal yaşam alanları yapılacak şehir alanına İstanbul'da, işe yarayıp yaramayacağı göz önüne alınacak. Bununla ilgili zaman geçecek. Bizim bir can daha kaybetmeye tahammülümüz yokken 18 yıldır işe yaramayan bir kısırlaştırma programı olup da daha yıl bitmeden 30 insanımız başıboş köpek kaynaklı vefat etmişken bizim daha zamana zaman geçirmeye, deneme yanılma yöntemlerine ihtiyacımız yok. Yani bunu evet yapmışlar, çok güzel açıklamışlar, konuşmuşlar ama bunun birden yapılması lazım. Şimdi yapacak, ne kadar zamanda bitecek orası, içinde neler olacak, İstanbul'da başarılı olunup olunmayacağı kaç yılda belli olacak? Yani mutlaka projenin sonuna kadar beklemeyecektir herhalde değil mi? Bir an önce yapılması, bir an önce yapılması lazım. Bir an önce yapılması lazım. Yani aslında sizin dernek faaliyetinin, yani daha doğrusu derneğin amacına uygun proje Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İstanbul Valiliği işbirliğiyle hükümet bu konuda ilk adımı atmış. İnşallah devamı da gelir diyelim ki, hı, işte burada şunun çağrısını da yapmak lazım. Şimdi sokaklardaki başıboş hayvanlar için mücadele eden insanlar var. Gerçekten iyi niyetli bir şekilde o hayvanların korunması adına mücadele edenlere saygı duyuyorum. Bunu, evet, bir kez daha belirteyim. Bundan sonraki barınak yapıldıktan sonra da aynı iyi niyetli mücadelelerini bekliyoruz. Öyle değil mi? Kesinlikle, kesinlikle öyle. Yani ben kendi ilim için, Antalya ili için söz veriyorum. Yani yapılsın. Gerekirse haftanın 5 günü
gider. Beslenmelerini, gezdirilmelerini, işte alt temizliklerini yapabilirim. Yeter ki sokakta insanlara zarar vermesinler. Kendileri de uygun koşulda bakılsın. Biz de hayvanseverler olarak ya da köpekseverler olarak fark etmez. Gidip o doğal yaşam alanlarında ziyaretimizde bulunalım. Yapmamız gereken işte personel eksikliğinden kaynaklanan bir şey varsa devreye girelim. O tamamlanana kadar biz yapalım. Yapılacak bir projede gönüllü olabilirim diyorsunuz. Tabii ki de olurum. Neden olmayayım? Neden olmayayım? Yani zaten bizim onları işte atalım ne halleri varsa görsünler, baksınlar başlarının çaresine gibi bir yaklaşımımız yok ki. Zaten olmamalı da, çünkü bizim milletimizin şöyle bir hasleti yok mu? Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü. Kesinlikle öyle. Şimdi onlar hayvan. Bir kere insan ve hayvan ayrımını iyi yapmak lazım. Dışarıda hangimizin hoşuna gider ki bir araba çarpmış köpeğe, bağırsakları dışarıda orada inleyerek ölüyor ya da yol kenarlarında. Eşimin dediği gibi sürekli şehirler arası yolculuk yapıyoruz. Kurtlanmış, böceklenmiş, ölmüş. Yazık, günah değil mi? Yani o şekilde ölmeyi hak ediyorlar mı? O şekilde de ölmeyi hak etmiyorlar. Bu onlara yapılan bir eziyet. Bizim onları sahip çıkmamız lazım. Yani bizim dernek olarak zaten hep dillendirdiğimiz projenin gündeme gelmesi tabii ki çok önemli. Bu gündeme geldi ve yapıldığı zaman bu sefer bu 2600 derneğin bizle beraber tabii ki o yaşam alanlarının kötü amaçlarla kullanılmasını engellemek için devamlı denetmen olacağız. Gideceğiz, gezeceğiz. Herkes kendi ilindekini devamlı dolaşsa, gönüllü olarak orada çalışsa onlar için de çok verimli bir alan olacağını ve bir anda kısırlaştırma, 10 milyon köpeği kısırlaştıramayacaklarına göre orada işte ikiye ayırıp dişi erkek yavaş yavaş kısırlaştırır. Bunların da bir tek kısırlaştırması yok. 4 ayda bir, 3 ayda bir parazit aşıları var. Kuzu aşıları var. Şu anda sokaktaki köpeklerin hiçbirine bu yaptırtılmıyor. İzin de verilmiyor. Belediye küpeli hayvanı almaya gidiyor. Parazit aşısı yapacak. Arabaları tekmeliyorlar. Belediye çalışanına saldırıyorlar. Köpeği vermiyorlar. Niye? Kulağı küpeli. Diyor ben başka işlemlerini yapacağım. Vermiyorlar. Ama zaten iyi de yani o hayvanların, o canlıların da şimdi hani sessiz dostlarımız diyoruz ya. Evet. Onların da bir muayeneye ihtiyaçları yok mu? İşte zaten onu yapmalarına izin vermemeleri de hayvanseverlik olmuyor nasıl, o zaman. Nasıl bir sevgi o zaman bu? Şimdi şunu da ben parantez içinde belirtmek istiyorum. Kulağında küpe var, köpeği alamazsınızın da altı koca bir balon. Evet, evet. O küpenin sahte olup olmadığını bilmiyoruz. İnternette girdiğiniz zaman hem küpeyi küpe tabancası var. Hem de satılan sahte küpeler var. Köpekler alınmasın diye. Şimdi nasıl sahipli köpek imajı çizip boynuna tasma takıyorlar. Bir de sahte küpe takıyorlar. Öyle bakıyorsunuz mi? Tabii birçok yerde elimizde fotoğrafları da var. Hayvanın kulağında küpe altında 8 tane yavru. Hani kısırdı? İnternet sitelerinde satılıyor ve aradığın zaman istediğiniz belediyenin ismini yazarız tabii diye ki satıyorlar. Gerçekten enteresan bir rant kapısı haline getirmişler o zaman. Her şeyini rant kapısı yani haline getirmişler. Yani bu hayvanlar istismar ediliyor. Başıboş köpekler için konuşuyorum. Evet, şimdi bunlar istismar ediliyor. Maddi ve manevi istismara uğruyorlar. Bunun önüne geçmek için devletin bir an önce aksiyon alması lazım. Evet, şimdi aksiyon alması dediğiniz, Yurda Güldemir diyor ki başıboş köpekler için acilen bir yasal düzenleme yapılması şarttır. Tabii. Siz Ankara'ya gidiyoruz dediniz. Evet. Ankara'da bu yasal düzenleme ile ilgili yetkililerle görüşüyor musunuz? Tabii ki. Tabii. Kimlerle görüştünüz? Bunların cevabını alacağım ama öncesinde bir videomuz var. Geçtiğimiz günlerde ki 2 gün önce Milliyetçi Hareket Partisi'nin sevgili izleyiciler Mersin Milletvekili Sayın Olcay Kılavuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuyla ilgili bir konuşma yaptı. Çok kısa bir video, izlemenizi tavsiye ederim. Video henüz hazır değilmiş. O zaman yasal düzenleme ile ilgili biz devam edelim. Şimdi her gittiğimiz milletvekiline tabii ki 5199 sayılı kanunun köpeklerin nasıl dışarıda bırakılması için kullanıldığını, ne tür açıkları olduğunu, nelerin değişmesi gerektiğini anlatıyoruz. Zaten her görüştüğümüz milletvekili, danışmanı, kalemi mutlaka başıboş köpeklerle ilgili sıkıntı yaşamış, saldırıya uğramış, işte birisi beylik tabancasını çekip kurtulmuş gibi. Mecliste de hangi kapıyı çalsak hepsinin bir köpek macerası var.
hepsinin anlattıkları var. Biz de onlara değişmesi gereken, yanlış yapılan, bunu burada yanlış yapıyorsunuz, buradaki açıktan dolayı bu başka türlü istismar ediliyor. Mesela yerinde yaşat diye aslında bir madde yok. Yerine bırakmak esastır diyor ama zorunludur demiyor. Köpeği aldın, aşılarını yaptın, kısırlaştırdın, götür yerine bırak demiyor. Şimdi belediyeler de bunu kullanıyor. Diyor ki burada böyle bir madde var. Biz de bu maddeye yönelik köpekleri aldığımız yere bırakmak zorundayız. Orada saldırı olmuş. Biz 10 gün onu rehabilite ettik. Tamam, rehabilite ettiniz de bak işte küçücüğüm bir daha yapma, tamam mı? Hadi bakalım bir pat. Böyle mi rehabilite ediyorsun? Nedir yani? Hayır, sen onu doyuruyorsun, aşılarını yapıyorsun. Bakımını daha da güçlü, yapıyorsun. Aynen, bakımını yapıyorsun. Daha da güçlü bir şekilde saldıran köpeği tekrar o saldırdığı insanın mahallesine, kapısının önüne geri bırakıyorsun. Ben şundan bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl Semra Işık, iki çocuk annesi, bir hanım, sabah işe giderken, servisini beklerken mahallesindeki 15 başıboş köpeğin saldırısına uğruyor. Bakın, eğer servis sabah saatlerinde değil, akşam bıraktıktan sonra saldırıya uğrasa, yan taraftaki tarlaya çekilmiş, parçalanmış bir kadın cesedi bulunacaktı. Ama sabah saatleri olduğu için kadın kendine geçince servis geliyor, onu o halde görüyor ve müdahale ediyorlar. Hemen hastaneye kaldırıyorlar. Kadına, Semra Hanım'la konuşurken şunu sordum. Peki dedim, köpekler alındı mı? Hayır dedi. Ben saldırıya uğradığımın ertesi gün benim komşum da saldırıya uğruyor aynı yerde. Bacaklarını ısırıyorlar. O muayene oluyor işte, bandaj yapılıyor, geri bırakılıyor. Ben hastaneden çıktıktan sonra o mahalleden taşınmak zorunda kaldım. Çünkü o köpekler hala oradaydı. Bunu söylüyor kadın. O 15 tane saldırgan köpek, kadın şeyi anlatıyor işte, beni diyor yere düşürdü, boynuma hamle yaptıktan sonra, ısırdıktan sonra tarlaya sürüklemeye çalışıyorlardı. Servis gelince beni onların ağzından aldı. O köpekler hala oradaymış. Çok. Ve kadın evini değiştirmiş ama diyor ki burada yani, diyor gittiğim yerde daha fazla. Çok yerde daha yok. Fazla. Ben onu soracaktım. Yani gittiği yerde de çok daha fazla diyor. Peki şunu merak ediyorum. O sizin hadisede. Evet. Oradaki köpekler hala duruyor mu? O köpekler durmuyor. Onun ama yerine 3 gün sonra alındı. Biz müdahale ettikten sonra alındı. 3 gün sonra alındı. Onlar aldığında 2 taneydi. Bugün gelip baktığınızda 7 ile 10 arasında sayıları değişiyor. Ha, daha da arttı sayıları. Tabii ki daha da arttı. İlk bırakılan kapımızın önüne yaklaşık 1-1,5 ay sonra 7 tane köpek bıraktılar. Tam da gerçekten kapımızın önündeydi. Sabah bir kalktık ve 7 tane köpek peydah olmuş sanki yerden bitmiş gibi. Ve onların saldırısına uğradım ben. Siz de uğradınız. Ben de uğradım. Mahra'nın başına gelen şeyi bakın, annesiyim ben. Kendimi şartlamış olmam lazım ve ben de aynı şeyi yaptım, kendimi yola attım. Ve hiçbir şey yapmıyordum, yani böyle boş bir alan var evimizin önünde. Köpekler oynuyorlardı, koşuyorlardı, ben de böyle bakıyordum yani dalmışım. Onları izliyordum hava kararmaya yakın. Böyle birden çok yakınımda dişinin parladığını gördüm. Çığlık çığlığa kendimi yola attım. Eşim indi işte elinde sopayla, demir kapıyı kapatmasıyla işte böyle şey ya, yakalamak üzereydi. Düşünebiliyor musunuz? Yani saniyeler içerisinde 7 tane köpeğin ne yapabileceğini düşünebiliyor musunuz? Ve ben kendimi şartlayamamışım. Hani diyorlar ya, sopa al, yerden taş al, at, işte patini kaldır, kafanı iki yana salla, ben dostum de. Veya çeşitli pozisyonlarda dur falan. Yani sizce gerçekten etkili olur mu? Safsata, yani bu gerçekten insanın aklıyla dalga geçmesi. Diyorum ki insanların içgüdülerine bile, kaçma refleksine bile müdahale etmeye çalışıyorsunuz. Yani bir hayatta kalma refleksimiz var. Ona bile müdahale etmeye çalışıyorsunuz. Öyle bir tehlike anında, yani dur ben cenin mi olayım? Yoksa ağaç taklidi mi yapayım? İşte dur taş mı alsam, sopa mı bulsam? Ya da patiyi işte ellerimi iki yana kaldırıp kafama mı sallasam? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ya bu gerçekten bir saçmalık. İnsanın aklıyla ve yaşadıklarıyla dalga geçmenin başka bir boyutu diye düşünüyorum. Tabii yani şimdi atalarımız demiş ya, ateş düştüğü yeri yakar diye. İnsanların maalesef yaşadığını yaşamadan bilemezsiniz. Ki Nasreddin merhumun damdan düşenin halini
damdan düşer bilir demesi gibi. Şimdi Ramazan Yüksel, selam, iyi yayınlar, konuklarımız hoş gelmişler demiş. Hanife Akın, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Meral Yüksel, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Konuk, değerli izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bir izleyicimiz, bu arada video hazırmış, onu izleyeceğiz ama öncesinde bir izleyicimizin güzel bir yorumu var. Onu ben açıkçası herkese okumak istiyorum. Öncelikle bu çok önemli konuyu gündeme getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu içerik olarak anayasamıza ve 5378 sayılı Engelliler Hakkındaki Kanuna aykırı değil midir? Kuru mama üreticilerinin destekleriyle sokak köpekleri sürekli artmakta. Sokak köpeklerini savunan insanların çoğunluğu evlerine 60-70 bin liralık safkan köpekler alırken neden birer tane sokak köpeği sahiplenmiyorlar? Gerçekten ciddi ve çok güzel bir soru bu. Evet. O ben Oğul Tarhan yazmış. Onu da isim olarak da belirtelim. Ve devam ediyor. Biraz uzun olduğu için programımız içerisinde de fazla yer veremeyeceğimden açıkçası kendisinden özür diliyorum ama oldukça önemli ve güzel konulara da parmak basan bir yorum. Biz de teşekkür ediyoruz kendisine bu güzel yorum için. Şimdi videoya geçelim. Sayın Olcay Kılavuz'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un bu sorunla ilgili yapmış olduğu konuşmayı dinleyelim. Sonrasında devam edeceğiz. Sayın Kılavuz. Ediyorum Sayın Başkan. Konya'da insanlıktan ve manevi değerlerden nasibini almamış şahısların Allah'ın emaneti olan masum canlılara yönelik kürek ve sopayla yaptıkları cinayet vicdanlarımızı yaralamıştır. Köpeklere karşı böylesine vahşice gerçekleştirilen saldırılar girişimini nefretle kınıyorum. Can dostlarımız, masum canlılarımızı korumak ne kadar önemliyse başıboş köpeklerin insanlarımızın sağlığına ve hayatına zarar vermesini engelleyecek tedbirler almak da o kadar önemlidir. Nitekim 2022 yılı boyunca 27 vatandaşımız köpek saldırıları sonucu hayatını kaybetmiş. Çocuklarımız, engellilerimiz, yaşlılarımız, insanlarımız bu saldırıdan özellikle etkilenmiştir. Hem insan hem de hayvanların sağlığı ve yaşama hakkı doğrultusunda bakanlıklar ve belediyeler işbirliği arasında sokak köpekleri sorununu mutlak çözüme kavuşturması. Evet, belediyeler ve yerel yönetimler işbirliğiyle çözüme kavuşturmalıdır diyor. Şimdi Sayın Olcay Kılavuz bu konuşmayı iki gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmıştı. Siz Ankara'ya gittiğinizde milletvekilleri ve bakanlık yetkilileri kimlerle görüşüyorsunuz ve gerekli desteği alabiliyor musunuz? Öncelikle bunu sorayım. Görüştüğümüz herkesten gerekli desteği aldık. Sayın Olcay Bey ile de görüştük. İlk gittiğimiz görüşmede hatta Olcay Bey ile görüştük. Ondan sonra da devamlı karşılıklı görüşmeler yapıyoruz. Antalya milletvekilleriyle görüştük. Komisyon başkanıyla görüştük. Üst düzey yetkililerle de görüştük. Onların isimlerini vermeyeyim şimdi. Evet. Belediye başkanlarıyla da görüşüyoruz. Evet. Buradan sizin aracılığınızla da Olcay Bey'e bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Bu mecliste bu sorunu dile getirebilen korkmadan ilk milletvekili kendisi. Ondan sonra sağ olsunlar başka milletvekillerimiz de sorunu dile getirdiler. Fakat ilk ve peşine düşen Olcay Bey'dir. Bir kere daha teşekkür etmek istiyorum ben kendisine. Evet, korkmadan dedik yani şimdi burada şu tabii ki. Sayın Olcay Kılavuz'a ben de buradan teşekkür etmek istiyorum. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturundan hareket eden bir millet olarak elbette ki her canlıyı da az evvel de belirttiğim gibi yaradandan ötürü seviyoruz ama bir tarafta da insanın hayatı ve sağlığı ki Sayın Olcay Kılavuz da bunu dile getirdi. İnsanın sağlığı. Şimdi bu sokak köpekleri sokaklarda aynı zamanda insan sağlığını tehdit edecek durumda değiller mi? Çok fazla tehdit ediyorlar. Bir dışkılarıyla, üzerine taşıdıkları parazitlerle. Yani bir sokak köpeğinin dışkısının üzerinde bulunan bakterinin bir yıl tüm hava koşullarında yaşadığını biliyoruz. Bu bir araştırma. Bunu Sağlık Bakanlığı'nda çalışan doktorlardan öğrenebiliyoruz. Bu herkesin öğrenebileceği bir şey. Bir yıl düşünsenize bir köpeğin çocukların oyun parkında tuvaletini yaptığını ve çocukların oralarda oynadığını, top oynarken yere düştüğünü, ellerini ağızlarına götürdüklerini çok ciddi anlamda bir şey var. Yani pislik var ortada.
Şimdi insan kendi köpeğini gezdirirken pisliğini yapıyorsa bunu alıyor, atıyor çöpe. Ama başıboş köpekler aklınıza gelebilecek her yere tuvaletlerini yapıyorlar. Çocukları sokağa salamıyoruz. Parklara gidemiyorlar. Devamlı aman düştün dur elini sileyim, aman düştün orayı tutma, burayı tutma. Çok ciddi bir yaydıkları hastalık var. İşte sevmeye kalksan üzerindeki parazit aşıları yapılmadığı için üzerindeki parazitler yine insan sağlığına zararlı. Bu kistidatik hastalığı çok ciddi bir hastalık. Karaciğer ve akciğere yerleşebiliyor. Akciğere yerleşirse çok ciddi ölümlere ve tedavisi olmayan bir hastalık olduğu için ölümlere sebep veriyor. Bir de o açıdan baktığınız zaman gelecekte yaşayacağımız sağlık sorunlarının en başında ben tahmin ediyorum ki kistidatik ve bu parazitlerden kaynaklı, köpek kaynaklı sorunları çok yaşayacağız. Şimdi toplum ve halk sağlığı problemi bunu da belirttik. Ama bir de ayrıca ben şunu belirtmek istiyorum ki çoğu insan bunu es geçebiliyor. Evet, çocuklar tehlike altında, insanlar zarar görebiliyor, yaşlılar camiye gidemiyor, namazlarını kılamıyorlar vesaire. Dışkılarından kaynaklı sorunlar var. Ama bir de engelli çocuklarımız, engelli insanlarımız, özellikle yürüme ve görme dezavantajlı engelli bireylerimiz bu sorundan ayrıca muzdarip. Yani sorundan aslında muzdarip olmayan yok da. Evet, onlar şimdi, daha da muzdarip. Bazı olaylar da insana çok garip geliyor. Mesela geçtiğimiz bir yıl öncesiydi yanlış hatırlamıyorsam, İzmir'deki bir belediye sokak hayvanlarıyla sözleşme imzaladı. Hatırlıyorsunuz değil mi bunu? Evet. 5 ay önce falan. Ne kadar garip değil mi? Köpek yani bir belediye başkanı masaya oturuyor, köpekle sözleşme imzalıyor. Gariplikler ülkesiyiz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Evet sevgili izleyiciler, Dobra Dobra programının ikinci bölümüyle karşınızdayız ve başıboş köpek sorununu konuşmaya devam ediyoruz. Konuklarımız Mahram Elin Pınar'ın annesi Derya Pınar ve babası Murat Pınar. Evet, ilk bölümde şöyle Türkiye'deki genel anlamdaki bu sorunu, kimlerle görüştüklerini, başka mahralar ölmesin diyerek verdikleri mücadeleleri anlatmaya çalıştık ki kalan bölümde de yine aynı şekilde ve bu arada hukuk danışmanı olarak avukat Devrim Koçak birazdan canlı yayında bağlantı yapacağız kendisiyle ve az evvelki izleyicimiz O Ben Oğul Tarhan'ın sorusunu da kendisine yönelteceğim. Kanuna aykırılık var mıdır yok mudur bunu da öğrenmiş olacağız hep birlikte sevgili izleyiciler. Ama şimdi ekranlara bir fotoğraf getireceğim. Bu fotoğraftan sonra sevgili izleyiciler Derya Hanım'a soracağım özel bir soru var. Çünkü sosyal medya hesaplarında gerçekten iğrençlik boyutunda yapılan yorumlar var. Önce insanın empati yapabilmesi lazım ki zaten insanı hayvandan ayıran en büyük özellik empati yapabilme özelliğidir. Ama bazıları var ki işte o özelliğini yitirmiş. Yitirdiği için diğer kategoriye giriyor mu girmiyor mu onu bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki gerçekten acınacak derecede ahmakça ve ahlaksızca yorumlar yapıyorlar. Lütfen. Herkes acısını yaşarken, insanların neler çektiğini bilmezken bu tür davranışlar içerisine girmek, hele hele kendisini eğitimci olarak lanse eden birilerinin aşağılık yorumları ve iğrenç iftiraları ki bu konu asla hafife alınacak, asla dalga geçilecek bir konu değil. Bunu da özellikle belirttikten sonra şimdi sevgili Tarık eğer o fotoğrafımızı ekranlara verebilirsek, evet bu fotoğraf kaç yılında ve nerede çekildi?
Bu fotoğraf 3 yıl önce. 3 yıl önce Belek Atatürk Parkı'nda çekildi. O görmüş olduğumuz köpek sahipli bir köpek mi, sizin köpeğiniz mi? Hayır, değil. Başıboş köpek. Parklarda olur. Biz de o zamanlar normal karşılıyorduk. Başıboş bir tane köpek gelmişti. Biz orada piknik yaparken çocukları parka götürdüğümde. Ve Mahra da seviyor. Hepimiz sevdik. O zaman tehlikenin farkında değildiniz. Tabii ki değildik. Ben... Şu anda aslında vermiş olduğunuz mücadele tehlikenin farkına varabilmek değil mi? Kesinlikle öyle. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Ben bu tehlikenin farkında değildim. Bu basına yansımıyordu. Yüzlerce köpek kaynaklı saldırı, hastalık, ölüm, travma. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Eğer daha önce basın bunları işlemeye başlasaydı, insanlar konuşabilseydi, ama önceden kesinlikle bununla mücadele eden insanlardan aldığımız duyumlar böyle bir sorunun varlığını kabul ettirmiyorlardı. Yani 2 yıl önce böyle bir sorun yok, siz bunu konuşamazsınız gibi bir noktadaydı olay. Ama konuşulsaydı ve kulağımızın herhangi bir yerinde küpe olsaydı biz derdik ki bakın böyle bir sorun var sokakta, aman kızım yani kesinlikle çıkamazsın, asla çıkamazsın. Bayağı. Evet, peki bir de garip bir yazılar vardı. Geçtiğimiz günlerde sizinle görüştükten sonra da ben o konuyu gördüm. Mahra Melin Pınar Amerika'da mı yoksa? Yani bu böyle bir kendi aralarında konuşma yapmışlar ve buna inanan insanlar var. Mahra'nın yaşadığına, Amerika'ya gönderildiğine dair. Sevgili halkımız, sevgili insanlar, yani Allah aşkına, Allah aşkına her gün çocuğumun mezarına gidip mezar taşına sarılıyorum, mezar taşında ağlıyorum. Ya şuramı birazcık dindirebilmek için buz gibi taşların üzerinde yatıp kalkacağım. Mahra Amerika'da olsa benim burada ne işim var? Ne işim var? Neden? Neden? Yani bu sokaktan köpekler toplanırsa ben bundan, eşim bundan ne gibi bir çıkar sağlayabiliriz? Nasıl bir şey sağlayabiliriz? Lütfen yani akıl tutulmasına son verin. Keşke Mahra hayatta olsaydı. Keşke Amerika'da vesaire bir yerde olsaydı da ben kızımın yanında olsaydım. Ne işim var Türkiye'de? Evet, bu mücadelenin içinde. Atalarımızın dağın ardında olsa da yerin altında olmasa sözü gibi değil mi? Kesinlikle aynen. Öyle. Evet, çok Devrim Hanım hattaymış. İsterseniz avukatımıza bir kulak verelim. Tabii. Devrim Koçak, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Selam. Evet, biz bugün Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birisi haline gelen başıboş köpek sorununu konuşuyoruz. Murat Pınar ve Derya Pınar'la birlikte. Sizler de bu konuda elbette ki mücadele veriyorsunuz. Şöyle kısaca bu sorun nasıl aşılır veya nasıl aşılmalı, bunu sormak istiyorum öncelikle. Evet. Şimdi sorun hayvan, köpek. Sorun burada. Köpeklerin yani sorun da başı boş. Bir de hiçbir şekilde boşluk kabul görmez. Hiçbir düzen, hukuk düzeninde neyi kaşık bırakırsanız akabit birçok sorun var. Dolayısıyla bu köpeklerde kamusal alanda boşluk olduklarında birçok sorun çıkıyor. Bunun önlenmesi gerekiyor. Bunun da devlet tarafından önlenmesi gerekiyor. Bizim Güvenli Sokaklar Derneği'nin de amacı, mücadelesi, hepimizin çabası devletimiz tarafından bu başıboşluğa son verilmesi. Hem köpeklerin sokaklarda suistimal edilip istismara uğramalarının engellenmesi, hem de insan hakları ihlallerinin engellenerek insanların temel yaşam hakları, vücut bütünlüklerini koruma haklarının devlet tarafından korunup sağlanması. Yani biz ne insanlar köpeklere zarar versin istiyoruz, ne köpekler insanlara zarar versin. Devlet kontrolünde bakımları sağlansın istiyoruz. Peki siz de bu başıboş köpeklerin veya sokaktaki sahipsiz hayvanların istismar edildiğine inananlardan mısınız? Tabii ki inanıyorum.
Bunu daha önce de birkaç yerde dile getirdim. Kesip parçalayıp bunu bir istismar mevzusu haline getirdiler. Tabii ki bunlar çok çeşitli şekillerde maddi manevi istismar ediliyorlar. Buna son bir şöyle söyleyeyim. Köpeğin ya da herhangi bir canlının sokakta başıboş olması için diretmek zaten başlı başına bir suistimaldir. Köpekleri seviyorsak, ki ben çok seviyorum, bizler, Murat Pınar, Derya Pınar gibi bizler, bizim derneğimiz için mücadele eden insanlar hepimiz köpekleri çok sevdiğimiz için sokaklarda başıboş kalmalarını istemiyoruz. Kamu hizmetinin temel gayesi kamu yararıdır. Kamu yararının sağlanması için de insanların da köpeklerin de zarar görmesinin engellenmesi gerekir. İnsan hakları temin edilecek, insanlar da hayvan refahını sağlayacaklar. Yani insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturundan geliyoruz biz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarıyız. Sokaklarımızda insanlarımız yaşayacak ki hayvanlarımızın da refahı sağlansın. Sokakta hayvan refahı sağlanmaz. Mümkün değil. Mümkün değil. Evet, bakımları da düzenli bir şekilde yapılmamış olur ve bu şekilde de insanlara zarar vermeye devam ederler diyorsunuz. Peki, şimdi bir izleyicimizin sorusu var. Daha doğrusu yorum göndermiş. Yorumunda sizin mesleğinizi ilgilendiren bir soru olduğu için size yöneltmek istedim. O yüzden şimdi diyor ki izleyicimiz, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu içerik olarak anayasamıza ve 5378 sayılı engelliler hakkındaki kanuna aykırı değil midir diyor. Şimdi 5199 sayılı kanun, ben kesinlikle çok yanlış bir kanundur, hatalıdır, yanlış yazılmıştır, bu iddiada değilim. Fakat kanun uygulamasında çok büyük hatalar yapılmış. Uygulamasında, yorumlanmasında çok büyük hatalar yapılmış. Dolayısıyla bir kanunun da bu kadar açık yoruma elverişli olmaması gerektiği için evet, kanunda değişmesi gereken noktalar var. Tabii ki çocuk hakları, taraf olduğumuz insan hakları evrensel beyannamesine, çocuk hakları sözleşmesine ve engellilerle ilgili Avrupa standartlarında uyduğumuz, yükümlülük altına girdiğimiz uluslararası sözleşmelere bu bir yanıyla, yani uygulamadaki hatalar sebebiyle karşı oluyor. Şimdi engellilerin ulaşım hakkı, onlara kolaylıklar sağlanması, kamuya ait alanlarda engellilerin rahat hareket edebilmelerinin önceliği var. Şimdi bir engellinin, görme engelli bir kardeşimizin gideceği sarı çizgili yolda 4-5 tane köpek peş peşe yatınca, bir de basmasını vurduğunda o çıkan sesten köpekler bu kişiye saldırıyorsa, tabii ki bunun hakları ihlal edilmiş oluyor. Bunun da düzeltilmesi için kanunda bir iki maddede yapılacak ufak bir değişiklikle çözüme ulaştırılacağına ben inanıyorum. Bu köpeklerin, saldırgan çeteleşmiş köpeklerin sokaklarda toplanıp devlet tarafından bakım altına, denetim altına alınması gerektiği kanısındayız. Bir çelişki de şöyle var kanunlarımız açısından. Şimdi sahipli hayvanlarla ilgili, bakım ve gözetim altındaki hayvanlarla ilgili yükümlülüklere baktığınız zaman bize sadece 5199 sayılı kanun yok mevzuatımızda. Borçlar kanunumuz var, ceza kanunumuz var. Mesela borçlar kanunumuz bir hayvanın bakım ve yönetimini üstlenen kişiye birçok sorumluluklar yüklemiş, sonu tazminata gidiyor. Ceza kanunumuz yine hayvanı gözetimi altında tutan kişiye birçok sorumluluklar yüklemiş, sonu cezaya gidiyor. Dolayısıyla sahibi belli bir hayvanla ilgili bu kadar çok sorumluluk ve yükümlülük varken bir takım köpeklerin sokaklarda başıboş keyfi bırakılıp bunu da sorumluluğu dava açıldığı zaman ilgili kamu idarelerine yükleniyorsa, demek ki burada devletin ön alım yükümlülüğünü yerine getirmediğini görüyoruz. Bunun yerine gelebilmesi için de kanundaki bu yoruma açık maddelerin emredici hüküm olarak değiştirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir aksaklık var. Bunun da devletimiz tarafından kısa sürede düzeltileceğine inancım var. Peki bugün gazetelere yansıyan, gazetelerin manşetlerini süsleyen bir haber vardı. İstanbul pilot bölge olacak ve işte ormanlık alanlarda barınaklar yapılacak. Belediyeler, valilikler ve kamu işbirliğiyle bu sorun ortadan kaldırılacak diyor bakanlık. İnceleyebildiniz mi o projeyi?
Uygun mudur sizce de? Gazetedeki haberlerden gördüğüm kadarıyla tabii ki doğal yaşam alanları oluşturulacak. O doğal yaşam alanlarında da yetkili kamu kurumları kimlerse, belediye olur, il özel idaresi olur, bakanlık olur, valilik, bakanlık valilik eliyle bir yetkilinin başkanlığında burada o hayvanların bakım ve gözetimi yerine getirilecektir. Bu da bence yeterli çözüm olacaktır diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, Devrim Hanım'a teşekkür ediyoruz ki güzel bilgiler de verdi. Yani özellikle o kanun maddesindeki bazı boşluklardan bahsetti. Bunun değiştirilmesi için de elbette ki sizler de yetkililerle görüştüğünüzü ifade ettiniz. Şimdi Türkiye'de pilot bölgeler olacak dedik, barınaklar olacak, tamam da mevcut durumdaki barınaklar gerçekten çok mu yetersiz? Bir kere barınak sayısı yetersiz. Evet. Yani 1300 küsür belediyenin zannedersem 230'unda barınak varmış. Tabii ne şartlarda çok böyle alttan ısıtmalı, çok konforlu barınakları olduğunu düşünmüyorum. Şu anki mevcut sistemde zaten her belediyenin kendine ait bir barınağı yok. Mesela bizim Serik'te yok. Özel i̇şte şahsa ait. Bütün şehir yasasıyla bazı konular büyük şehire geçtiği için bu sefer alt kademe belediyeler veya ilçe belediyeleri diyeyim artık. Şimdi ilçe belediyeleri topu büyükşehir atıyor. Büyükşehir yeterli personel olmadığından yakınıyor veya ödenek olmadığından yakınıyor. Maalesef ki sorun da ortada kalıyor. Aynen öyle. Dolayısıyla o yüzden diyoruz ki biz bunun bir an önce devletin üst kademeleri tarafından ilgili bakanlıkların çalışma yaparak kesin bir kanun çıkartarak, talimat değil, kanun ve icraat istiyoruz. Peki, barınaklar demişken Murat Bey size sormak istiyorum. Konya'daki görüntüleri izlediniz değil mi? Evet. Neler hissettiniz? Önce Murat Bey sizden, sonra Derya Hanım sizden almak istiyorum. Ben o görüntüyü sonuna kadar ilk önce izleyemedim. Yani ilk hamlesini gördüğüm zaman ne oluyor dedim. İkinciyi gördükten sonra izleyemedim. Bir müddet sonra izledim. Tamamen bir vahşet. Yani asla ve asla kabul edilebilecek bir şey değil. Sonuç itibariyle karşındaki bir canlı. Köpek de olsa, başka bir hayvan da olsa kesinlikle asla ve tasvip edilecek bir şey değil. Yani onu yapanların sonuna kadar kınıyorum. Rabbimin mutlaka ve mutlaka onun içinde vereceği bir ceza olacaktır. Kesinlikle tasvip etmediğimiz ve asla yaşamayı düşünmediğimiz, görmek bile tahammülde kalabileceğimiz bir şey değildi. Evet, Derya'm siz izleyebildiniz mi? Ben de ilk başta izleyemedim. Yani Murat açıp kapatmış. Ben gelen tepkilerden kötü bir şey olduğunu anlayıp hiç bakamamıştım. Ama daha sonra o kadar çok tabii tepki aldıktan sonra izlemeyi denedim. Çok kötü. Çok kötü. Yani korkunç. Kesinlikle onaylanabilir, tasvip edilir bir yanı yok. Evet, şimdi başıboş köpeklerden bahsediyoruz, sahipsizlerden bahsediyoruz ama bir de sahipler de var bunun. Tabii. Sahipleri de, yani özellikle beslenmesi yasak olan ama ısrarla beslenmeye devam eden, bakılması diyeyim ona. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi yasaklı ırklar kapsamına alınan köpekler var. Bunların en medyaya yansıyan hali Asiye Ateş'ten dolayı Pitbull. Bu hayvanlar dövüş için zannedersem üretilip satışı sağlanan hayvanlar. Bunun yasaklanma getirilmiş ama uygulanabilirlik kısmında yine eksikler var. Sokakta hala başıboş pitbulllar görebiliyoruz. Sahipli pitbulllar da görüyoruz. Yani burada insanların kendi kişisel karakterlerinin zayıflığından kaynaklı yanlarına o kadar güçlü bir köpek alıp beslemeleri, onları silah olarak kullanmaları da doğru değil. Yasaklı ırklar için söylüyorum. Sahipli köpeklerle şöyle bir şey söyleyeceğim, başıboş köpek ayrımında bulunmak için. Şimdi arkadaşımın köpeği var, sokağa çıkaracak, dolaştıracak. Ama o sahipli köpekler de saldırıya uğruyor. Onlar da muzdarip bu durumda ayrıca.
Sahip köpekler, sahipsizlerin saldırısı. Başıboş köpekler tarafından daha çok yeni arkadaşımın komşusunun köpeğinin ciğerleri parçalandı. Yani bizim kendi dernek üyelerimizden de var. Sadece kendi köpeklerini koruyabilmek için başıboş köpeklerin toplatılmasını isteyen. Çünkü diyor ki ben onun gözünün içine bakıyorum. Yani ben onun vitaminini alıyorum, aşılarını yaptırıyorum, işte günde bilmem kaç saat yürütüyorum. Ama diyor iki tane köpek saldırıyor. Hani nereye kaçacaksın, kendini mi koruyacaksın, onu mu koruyacaksın? Çok zorluk çektiklerini, bu sorundan muzdarip olduklarını da söylüyorlar. Ayrıca başıboş köpeklerin yaban ve besi hayvanlarına verdikleri zararlar var. Daha çok yeni, onu yayınlamadık. Koruma altında olan, devletin koruması altında olan ve nesli tükenmekte olan susamurunu parçaladılar. Nerede olduğunu hatırlıyor musun? Erzurum'da. Şimdi koruma altında ve nesli tükenmekte olan hayvan bunlar değil mi? Koruma altında. Ama başıboş köpekler onlara da zarar veriyor. Ve de özellikle kedilere onlar da çok zarar görüyorlar. Çünkü bugün var işte çöp konteynerin içine girmiş kedi. Şimdi ben söylüyorum yani köpek radikal türcülük yapmak yerine hayvansever olmamız lazım. Bir koyunu da sevmemiz lazım. Bir işte susamurunu da sevmemiz lazım. Köpeği de sevmemiz lazım. Ama sadece köpekler üzerinden döndürülen bir algı çalışması var. Hayvanseverlik adı altında. Bu doğru değil. Diğer da hayvanları işte da korumamız gerekiyor. Bizler de farklı bir düşünceye yol açıyoruz. Tabii ister istemez. Tabii. Şimdi mesela Yurda Güldemir diyor ki başıboş köpekler sadece 3. dünya ülkelerinde görülen ilkel bir terör sorunudur. Hiçbir medeni ülke insan öldürebilme yetisine sahip 40-50 kiloluk etçil yırtıcıların sokaklarda başıboş olarak dolaşıp çocukları katletmesine izin vermez. İşte sadece çocuklar değil. Sadece aynı zamanda büyükler, yaşlılar, işte geçtiğimiz aylarda Gaziantep'te meydana gelen o hadise, üzücü durum. Sonrasında ülkemizin birçok noktasında, yani baktığımızda 27 kişi değil mi? 2022 30 oldu. 30 oldu. 30 oldu. Hatta yani belki geçtikçe, bugün 31 olacak. Gün geçtikçe Allah korusun. Öyle bir haber aldık. Daha doğruluğu kesinleşmedi. Yani bir hayvan tarafından olduğu belli. Ama köpek mi yoksa yabani bir hayvan mı? Tabii o da şehirde bilmiyorum yabani hayvan ne kadar hangisi olabilir. Ama netleşmiş. 30 ölüm kayıtlara geçti maalesef ve daha yıl bitmedi. En kötüsü de kuzudan ölen var bir de. Evet yani yıl işte 2022. Ben o konuya dikkat çekecektim bir de. Şimdi sahipli veya sahipsizler ama özellikle sahipsizlerin az evvel siz belirttiniz ya hani bakımlarının düzenli yapılabilmesi için barınaklarda olması gerekir. Şimdi barınaklarda olmadığı için bunların kuduz aşıları yapılmıyor. Mesela ben az evvel yayının başında örnek verdim. Dedim ki evimizde kedi besliyoruz. Ki zamanı geldiğinde kuduzunu, iç parazitini, dış parazitini aşılarını yaptırıyorum. Şimdi bu sahipsiz sokaklarda başıboş gezen hayvanların neredeyse tamamı, belki 3-5 tane arada belediye yakalayıp da aşısını yaptıysa belki, o da belki. Ama geri kalanın tamamı kuduz tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Kesin zaten yaban hayatta yaşıyorlar, sokaklarda yaşıyorlar. Bir tanesinin kuduz olup diğerlerine bulaştırma olasılığı çok yüksek. En son Ankara'da, yani Bitlis'te olup da Ankara'da tedavi gören Hacettepe'de Mustafa Erçetin var. Evet. Ziyaretine gittik ailesinin. O anları tekrar yaşamak, o yoğun bakımdaki mücadeleyi tekrar yaşamak çok zordu. Ben babasının neler yaşadığını çok iyi bilen birisi olarak, eşim de annesinin neler yaşadığını bilen birisi olarak biz orada ziyaretlerimizi yaptık. Onları en iyi anlayan o anda bizdik. Destek olmaya çalıştık. Hep umut verdik. Düzelecek, düzelecek. Korkmayın, iyileşecek. Ama maalesef olmadı. Yıl 2022 ve Kuduz'dan bir vatandaşımızı, bir çocuğumuzu kaybettik. Maalesef. Ve şu anda da birçok ilde, birçok ilçesinde Kuduz karantinası var. Gün geçtikçe de artacak. İnşallah artmaz diyelim. İnşallah, yani gerekli tedbirler bir an önce alınır. Peki bir de sahipli köpeklerin de sorunu var aslında değil mi? Yani sadece sahipli köpekler sorun, sahipsiz köpekler sorunu yok bu ülkede. Bir de sahipli olan köpeklerin bazı insanlar tarafından mesela AVM'lere, belli bölgelere, marketlere katılması veya toplu yaşam alanlarında insanları rahatsız etmesi. İşte seyahatler, toplu seyahatlerde görüyoruz. Otobüslere
tramvaya köpeğiyle binen insanlar var. Doğru mu sizce bu? Yani kesinlikle doğru olmadığını zaten hep kabul ediyoruz. Yani o evinde baksa da bütün aşılarını yaptırıp yaptırmadığını bilmiyoruz. Sahipli köpeğin de evde ne yaşadığını bilmiyoruz ve başka bir çocuğa sahipli köpeğin saldırmayacağının da garantisi yok. Onun için biz sahipli köpek sahiplerinden dışarıya çıkarttıkları zaman hem kendi köpeğinin sağlığı açısından hem de insan sağlığı açısından mutlaka tasmalı ve ağızlıklı olmasını rica ediyoruz. Hem ağızlı olursa sokaktaki bir pisliği yiyemez, bir başka yemi yiyemez, çürümüş bir şeyi yiyemez. Hem de bir yanından geçen bir çocuğa saldıramaz. Saldırsa da ısıramaz, zarar veremez. Hem kendisi için hem de başka canlılar için evet. Tabii ki de tekrar yani tek ricamız bu olabilir. Tasmalı ve ağızlıklı dolaştırmaları. Toplu taşıma araçlarında işte sahipli köpek diyorsunuz ama sahipsizler seyahat ediyor. Yani yaşlı biri işte kartını basıp oturamazken koltuğa başıboş bir köpek gayet işte trene de metroya da binip seyahatini yapabiliyor. Bu ilk İstanbul'da başladı biliyorsunuz Boji ile. Çok sevimli hareketler olarak gösterdiler. Kesinlikle yanlış bir uygulama. Gün geçtikçe de yayılıyor. Bunun da önünün alınması lazım. Yani pazar yerlerinde, kamuya açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında başıboş köpek olmaz diyoruz. İnşallah diyelim. Yani özellikle bugünkü gazetelerde çıkan haberlerden sonra benim bu konudaki umudum iyice artmış vaziyette. Dileriz ki bir an önce o proje hayata geçer. Sadece İstanbul'da değil, yani pilot bölge olarak bakalım, uygulayalım. Neticesi ne olur beklemeden, az evvel Derya Hanım belirttiği evet. gibi tüm Türkiye'de aynı anda bu pilot çalışma yapılır ve inşallah netice alınır diyelim. Programımızın sonuna geldik. Sizlerden son mesajlarınızı alacağım, sonra da kapanış yapacağız. Halkımızdan bu yaşanan sorunları gerçekten çok iyi irdeleyip nerede yanlış yapıldığını tarafsız bakılarak yorumlanmasını rica ediyoruz. Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği olarak başıboş sokak köpeksiz güvenli sokaklar istiyoruz. Evet Derya Hanım, sizden de son mesajlarınızı alalım. Özellikle bu sokak köpekleri konusunda insanlar nasıl davranmalı, kamu nasıl davranmalı, belediyeler neler yapmalı? Bunu kısaca şöyle bir özetleyecek olursanız neler söylemek istersiniz? Tabii ki genel olarak söylüyorum. Bizim şimdiye kadar yapılan 20 yıllık bir algı çalışmasında köpeklerin aç olursa saldırabileceği ya da işte sen bir şey yapmazsan o bir şey yapmaz algısı o kadar çok bizlere yer etmiş ki hala köpeklerin karşıdan bir tahrik olmadan saldırabileceğinin farkına varmıyoruz. Ben diyorum ki yaşadığım deneyimlere dayanarak ve daha sonra da öğrendiğim bilgiler doğrultusunda köpeklerin 17 farklı tür agresyon sahibi olduğu, dolayısıyla bu herhangi bir agresyondan dolayı insana ya da başka bir canlıya özellikle çocuklara zarar verebileceğini kulaklarının böyle bir köşesinde, akıllarının bir köşesinde tutmalarını istiyorum. Bunun dışında başıboş köpek sorunu toplum, başıboş köpekler toplum ve halk sağlığı sorunudur. Bir turizm sorunudur. Şu anda kaç ülke hatırlamıyorum ama ülkemizdeki kuduz riskine karşı kendi ülkelerini bu yaz Türkiye'ye gönderme konusunda uyarı yaptılar. Yani dediler ki oraya gittiğinizde kuduz olabilirsiniz ya da başıboş köpekler çok fazla dikkat edin. Yani dünyaya da rezil oluyoruz. Bizdeki kadar çok köpek Pakistan'da zannedersem Hindistan'da var ve bizde var. Sokaklarda başıboş köpek olması bir medeniyetsizlik göstergesidir. Medeniyet göstergesi değildir. Kamusal alanlarda, toplu taşıma araçlarında, gıda satılan hijyenin ön hastanelerde, hijyenin ön planda olması gereken yerlerde başıboş köpek olmaz diyoruz. Ve son çare olarak devletimizden bizim kaybedecek zamanımız yok.
Gerçekten bizler deneme yanılma tahtası değiliz. Çok 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 rica ediyorum. Bir an önce acil durum planlarınızı devreye sokarak başıboş köpek sorununu çözmenizi rica ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Murat Bey, sizin de böyle ilave etmek istediğiniz. Üç gün önce bir gönüllümüzün bana gönderdiği mesaj. Sokağında 11 tane köpek var ve çocukları sokakta oynaması için dışarı salıyormuş. Ama bizim yaşadığımız sorunu fark etmiş. Belki de bizim çocuklarımızın hayatını kurtardınız. Bizi uyandırdınız. Köpeklerin içine çocuklarımızı salmıyoruz. Belki bir mahra kurtardınız. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız diye gönderen halkımız da var. Evet. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz, en azından bu sorunu şöyle ülkenin gündemine taşımaya devam ediyoruz. İnsanlarımızın neler yaşayabileceklerini anlatıyoruz ki sorun aslında sokak hayvanları değil, sahipsiz başıboş köpek sorunu diye de bir kez daha altını çize çize belirtiyoruz sevgili izleyiciler. Ve burada şunu özellikle vurgulamak istiyorum. İşte dernek varmış, o varmış, bu varmış. Biz olayın bu boyutunda değiliz. Biz olayın sorununun çözülmesi boyutundayız. Mama alınmış, rant olmuş, dernek kurulmuş, bilmem ne olmuş. Hepsi benim için hikaye. Yaradılanı seviyoruz, yaradandan ötürü dedik ve inşallah öyle de devam edeceğiz. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve bir başka programda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.